Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimiz Past Perfect Continuous Tense. Bir önceki dersimizi hatırlatalım tekrardan. Past Perfect Tense'i görmüştük. Onun öncesinde Present Perfect ve Present Perfect Continuous Tense'i anlatmıştık. Bugün de Past Perfect Continuous Tense'den bahsedeceğiz. Yine arkadaşlar tense'leri birbiri üzerine inşa ederek, birbiriyle birleştirerek ilerliyorum. Past Perfect Tense'imde ne vardı arkadaşlar? Birincisi had vardı. İkincisi fiilimin üçüncü hali vardı. Ve buna ek olarak continuous'u getiriyorum. Fiilime ing takısı ekliyorum. Yani kural şu oluyor. Had been artı verb ing oluyor. Present perfect ile karıştırmıyorum. Orada have has been verb ing. Burada ise had been artı verb ing. Past perfect continuous tense çok fazla karşımıza çıkmasa da bazen past continuous tense ile karıştırılabiliyor. Bazen present perfect continuous tense ile karıştırılabiliyor. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Dedik ki bütün öznelerle had been verb ing şeklinde. He had been crying, she had been crying, it had been crying şeklinde olacaktı. Olumsuzluk eki yine tüm tenslerde olduğu gibi yardımcı fiilim olan had'e geliyor. I hadn't been crying, you hadn't been crying, she hadn't been crying şeklinde olacaktı. Soru formatında ise arkadaşlar yardımcı fiille özne yer değiştiriyor. Had artı özne artı been verb ing formatında olacaktı. Had you been crying, had he been crying ya da had we been crying şeklinde olacaktı. Bunlara kısa cevap verirken arkadaşlar yes I had, no I hadn't. Tıpkı past perfect tense'de olduğu gibi. Ya da information question oluşturmak istediğim zaman normal soru kalıbının başına sormak istediğim information word'u ekliyorum arkadaşlar. Past perfect continuous tense ile genellikle kullanılan for, since, how long, when, by the time ya da by that time gibi zaman ifadeleri past perfect continuous tense ile sıklıkla kullanılan zaman ifadelerimizdir arkadaşlar. Peki nerede kullanıyoruz past perfect continuous tense'i? Geçmişte başlamış, bakın zaman çizelgemden takip ediyorum. Geçmişte başlamış ve yine geçmişte belli bir ana kadar sürmüş olan eylemlerin anlatımında kullanacağım. Mesela bugün günlerden today is Friday. Bugün günlerden cuma. Olayımız pazartesi başlıyor. Salı çarşambaya kadar devam ediyor ama biz bugün cumadayız arkadaşlar. Olay geçmişte başlıyor. Geçmişte bir süreye kadar devam ediyor. İşte bu devam edilebilirlik vurgusunu yapmak için biz past perfect continuous tense'te past perfect continuous tense'i tercih edeceğiz. Tıpkı arkadaşlar present perfect ile present perfect continuous tense arasındaki fark bir geçmişe gideceğiz. Past perfect ile past perfect continuous arasında da olacak. Yani iki tense arasında kalırsak, eylemin sonucunu vurguluyorsak past perfect, eylemin devam etmesi ve süreci vurguluyorsak past perfect continuous tense'i tercih edeceğiz. Peki şöyle örneğimize de bir bakalım. When he finished his essay, he had been writing it for 2 days. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın zaman vurgusu perfect continuous tense'te, past perfect continuous tense'e, past perfect tense'e göre daha fazladır. Past perfect continuous mu yoksa present perfect continuous mu? Hangisini tercih edeceğiz? Aradaki farklar şunlardır arkadaşlar. Past perfect continuous geçmişte bir ana kadar devam eden olaylar. Present perfect continuous ise şu ana kadar devam eden olaylar. Mesela örneğimiz he lived near our house for years but we had not been talking to each other very often. Bakın geçmişte bir ana kadar süren olay. He lives near our house for years but we have not been talking to each other very often. Şu ana kadar devam eden olaylardan bahsederken kullanacağız. Bu iki tense'imiz arasında böyle bir fark olacaktı. Bir diğer karıştırmamamız gereken nokta arkadaşlar past perfect continuous mu yoksa past continuous mu? Geçmişteki bir ana kadar devam eden olaylardan söz ederken past perfect continuous tense kullanırız. Ancak geçmişte belirli bir anda veya başka bir olay olduğunda devam etmekte olan olaylardan söz ederkense ne kullanacağız? Past continuous tense kullanacağız. Yani past perfect continuous tense bir olay olana kadar devam edecek. Past continuous tense bir olay olurken ya da bir olay kendisini bölerken o diğer olay devam edecekti. Everybody had been standing for hours because there weren't any chairs in the hall.
Everybody was standing because there weren't any chairs in the hall. Burada arkadaşlar bir yere kadar devam etmiş olay. Buradaysa olay geçmişteki diğer olayla beraber devam etmiş arkadaşlar. Past Perfect Continuous Tense bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.